Necat Bey'le görüşebilir miyim? Namık Anlaç burada. Nerede? Binada. Necat'ın odasına doğru yürüyorum. Güzel. İşte bu çok güzel. Nasıl görünüyordu? Olması gerektiği gibi. Berbat. Sevgilini görüyor musun? Neyi öngörüyorsa o oluyor. Sen gerçekten tehlikeli bir kadınsın. Efendim? Namık Andaç geldiler. Müsaitseniz alayım mı Necat Bey? Gelsin. Buyurun. Telefonlarıma çıkmadın değil mi? Kim haklı çıktı? Zülel'e bir şey söyleyip ortalığı bulandırmayacaksın. Bu hikaye Zülel'den çok çok eski. Madem o kadar eski, seni buraya hangi korku getirdi ha? Zülel'le bu ortaklık zarar görmesin diye evlenmen mi? Yoksa er geç ortaya çıkacak bir hisseye karşı... Yok bakın ben Zülel'e aşığım, onunla evlendim, yok böyle bir şey diyebilmek için mi ha? Burcu herhangi bir kadın. Zülel'le aşık olduğum için evlendim. Hem ortaya çıkacak rezalet sadece Burcu'yu rezil edebilecek bir şey. Ve aileni ve şirketini. Umurumda mı sanıyorsun? Peki evlenir evlenmez yönetim kurulu başkanı olmanı nasıl açıklayacaksın? O da babamın isteği. Benim bir talebim yoktu. Herkese sorabilirsin. Dua et arada teyzem var. Zülal Güneydin haltı öğrenir öğrenmez eve geri dönecek. Hem Zülal hem de o kadıncağız büyük acılar çekecek. Ama bundan korkuyorum da Zülal gerçekleri öğrenmeyecek demiyorum. Bunu ne benden ne de başkasından duymadan önce bunu sen söyleyeceksin. Adam gibi bir koca olarak yediğin pisliği Zülal'e sen anlatacaksın. Bana Zülal'in adam gibi bir adamla evlendiğini ispat edeceksin. Elbette yaparım. Senin burnunu sokmadığına sevindim. Necat'ın odasını tahmin ettiğimden daha uzun kaldın. Ne o, yoksa savaşı Belkıs mı kazanıyor? Sen bütün bu yaptıklarının bedelini tek tek ödeyeceksin. Oh, çok korktum. Ben kafama bir şey koydum mu olana kadar peşini bırakmam. Seni de evliliğinde bitireceğim. Kim kimi bitirecek, görüşeceğiz. Belkıs II, Fahrettin II ölür ölmez onun koltuğuna oturdu ve genç aşığını holdinge sokmaktan utanmadı. Mesela bu iyi bir başlangıç. Hadsiz, ruhsuz adam. Hayır, böyle bir şeye cesaret edemez. Edebilir. Kuyruğuna kötü basmışsın. Eğer o beni basına verirse ben de onun manşeti çıkarırım. Akıllı ol. Mithat Holding'deki hisselerini devredecekmiş. Sahiden gururlu bir adammış bu. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Fazla uğraşırsan iş ilişkisine giremezsin. Kaldı ki adam karısını bile şimdiden kapının önüne koymuş. Belki de bu durumda Nüket'le Mithat'a yanaşmak herkesin çıkarına olur. Efendim? Niye açmıyorsun telefonu? Telefonumun sesi kısıktı. Niye bağırıyorsun? Annen neden bütün bunları yapıyor? Ha beni mi suçluyorsun? Direkt olarak böyle girmek istemiyorum Nüket. Ama bir kadın hasta değilse neden bütün bunları yapar? Annem çünkü. Bir şeyler yaşadığımızı biliyordu. Hamile olduğunu biliyor mu? Sence bilse bu kadarla kalır mı? Nüket, hemen çöz bu işi. Annen yüzünden balayı bitti. İstanbul'a döndüm. Ne yapmam gerekiyorsa buradayım. Sana çocuğu aldıracağım demedim. Madem balayı bitti, ortalık bayağı karıştı demektir. Belki de evliliğin benden önce Burcu yüzünden biter. Ben de bebeğimizi aldırmayarak şansımızı zorlarım. Ki
Kim bilir, belki rüzgar bizden yöne eser değil mi? Sakın! Sakın birlikte sahip olduğumuz, birlikte yaptığımız bir şeyler için kendi başına karar almaya kalkma Nikhet. Sonra sen de, ben de çok pişman oluruz Nikhet. Bayıldı. Geciktin mi? 3 dakika. Affedersiniz. Rica ederiz. Andaçlarla ortak bir işe girdiğinizi öğrendik. Çok doğal değil mi? Andaç ailesine kız verdiler. Tabii ki ortaklığı da aileyi de büyütecekler. Andaçlarla değil. Sadece Eda Andaç'la. Benim eski bir dostum. Hem eğitimine, bilgisine, tecrübesine ve çevresine güvendiğim biri. Hayırlı olsun. Namık Bey sizin olmayacak mı? Hayır. Evet. Babam öldüğü için yarım kalan görüşmenizi tamamlayacağız. Kaç kargo uçağı lazım? Nasıl bir teklifle geliyorsunuz? Siz nasılsınız? Bizler iyiyiz efendim. Toparlarız. Allah kalanlara sabır versin. Amin. Evet, sen biraz daha iyice hemen aşağı in. Ambulans gelmek üzeredir. O insanların da yardıma ihtiyacı var. Ne demek istedi? Evset, şimdi konuşmayalım. Biriniz benimle konuşana kadar buradan gitmeyeceğim. Ömer Bey'den doğurduğun çocuğa ne olduğunu söylemeden buradan gitmeyeceğim. Çekmeden gitti rahmetli. Allah sabrını da beraberinde verir. Yenge, istersen siz bize geçin. Yapılacak başka bir şey var mı kardeşim? Daha ne yapacaksın? Allah razı olsun kardeş. Nerede toprağı vereceksiniz? Mersin istiyordu. Orada gömeceğiz. Mersinli miydi? Hadi başka bir
Neredeler? Namık Bey'in odasındalar. Ya demek öyle. Tamam kızım, anladım. Toplantı nasıl geçti diye sorabilir miyim? Hiç sorma, çünkü Mithat Bey toplantıyı iptal etmiş. En önemli bağlantımızdı. Tehlikeye girdi bile. Ben de biraz önce karşılaştım. Benimle de konuşmuyor. Adam kesin kararlı kızım. Hayır, olay o kadar yeni ki üzerine de gidemiyoruz. Gitsen de bir şey değişmez. Olaylar soğusa da bir şey değişmez. Onun nasıl bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Benim çok değer verdiğim bir insandı. Evet, holding de önemli. Ama biz Namık yüzünden onu insan olarak da kaybettik. Ya ne var? Namık o zaman bekar bir erkekti. O önce karısına baksın. Ağzından çıkanı kulağın duysun Fırat. O nasıl bir kadın olursa olsun ortağının karısıyla yatamazsın. Babasına bak oğluna. Nasıl bir zamanda aradım bilemezsin. Zülaller döndü biliyor musun? Biliyorum. Namık'ın işi çıkmış galiba. Ta onu sormaya bile fırsatım olmadı. Zülal geldiği zaman biz Ömer Beyler'deydik. Sabah kapı çaldı. Sevim Hanım geldi. Ömer Bey çok kötüymüş. Evset'i görmek istemiş. Gittiniz mi? Evet. Öldü mü? Evet. Ölmeden önce Zülal bizi bulamamış oraya geldi. Ömer ona her şeyi anlattı Neşat. Zülal çok kötü. Kafası karıştı. Evset de ben de bir şey diyemedik. Ama bugün, o gün Neşat. Yolun sonuna geldiğimiz gün. Tamam, tamam. Hemen geliyorum ben. Gidiyorum.
Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Sibel. Ne oluyor? Siz biliyor muydunuz? Ömer amca ne demek istedi? Kızım, yavrum. Bütün bunların cevabı Evset'ti. İnan bana ne ben ne Berdan biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey Evset'in Ömer'i bıraktığı zaman hamile oldu. Evset Hanım, o çocuk hiç doğmadı demiş ama. Siz de bu kadar acılı gününüzde sorularımla ama siz de bana hak verin. Öldüğünde böyle bir şey iddia ediyor. Çok karıştım, çok özür dilerim. Sana en doğru cevapları en yakınların verebilir. Başın sağ olsun. Sağ ol. Sağ ol. Bu anda beni görmen lazımdı. Çok kötü oldu. Dur bak. Nasıl bir cümleydi? Evsede Ömer benim babam mı diye sor. Benim bütün kalbim senin benim kızım olduğunu inanıyor. Evset orada. Annem orada. Nasıl inanarak söylüyor? Bir sen söylemez miydin? Çok affedersin. Çok affedersin. Zülen. Anneme Evse'de haksızlık ettim. Bir an acaba dedim. Çünkü öyle bir andı. Kim olsa söylerdi. Evset bayıldı. Eskiden beri sevdiği adam öldü. Zaten perişan bir haldeydi. Annem şoktaydı. Ömer amca öldüğünde annemin yüzünü görmen lazımdı. Efendim teyze. Neredesiniz oğlum? Sahilde biraz yürüyoruz. Bir şey dedin mi? Tamam artık, üzülme teyze. Biz biraz yürüyüp geleceğiz. Anne kız konuşur halledersiniz. Tamam oğlum, haklısın. Üzüldü tabii. Eve gidelim. Zülal ne demek istedi acaba? Bir anda herkesin içine bir belki düşebilir. Sarıldın mı yoksa ölünce? Hala Ömer'e aşıksın diye mi düşünüyor? Bir tek o bir tuhaftı bugün. Hepiniz üzüldünüz. Ama o ruh gibi oturdu masada. Onu çok seviyordun değil mi anne? Hayatında derin izler bırakıp geçen herkes bir yerde öylece durur. Onu görmesen de, ondan haber alamasan da, ondan nefret de etsen. Bir yerde yaşadığını bilmek iyi bir duygu. Baban geliyor. Konuşmayalım şimdi. Ben onu alıp uzaklaştırayım biraz.
Sen Feride teyzeyle otur, rahatlarsın. Sen ne insan kadınsın? Hatırlar mısınız? Kedimiz öldüğünde de günlerce ağlamıştı. Bazen aldığımız nefese, sahip olduklarımıza şükretmeyi unutuyoruz. Karar verdim. Didişmeyeceğim artık seninle. Hayat gerçekten çok kısa. Baba, annem çok yoruldu bugün. Hadi gel mutfağa birlikte girelim. Yemekleri baba kız birlikte yapalım ha? Hayır, ben de onu soracaktım. Nejat hiçbir şey söylememiş. Ömer ölmeseydi bu sırrı ömür boyu taşımaya razıydım. Ama şimdi bu onun son isteği. Kızım diyemeden gitti. Bu yük artık çok ağır bana. Esed, artık zamanıdır. Burada mı? Telefonu sürekli kapalı. Nejat'la yürüyüşe çıktılar. Öyle mi? Ne zaman? Aa, Namık, hoş geldin oğlum. Merhabalar. Namık Zülel için gelmiş. Zülel'e ulaşamıyormuş. Bugün beklenmedik bir şey oldu. Komşumuzu kaybettik. Öyle mi? Başınız sağ olsun. Zülel orada telefonunu kapatmıştı. Öyle unuttu herhalde. Bir garipti bugün. Daralmış herhalde. Nejat'ı da alıp çıktı. Geri gelecekler mi ki? Konuştum. Yoldalar. Dönüyorlar. Melek, Namık'ın salonu alsana kızım. Pardon. Buyur. Hala bir tarih bekliyorum. Niye bu kadar acele ediyorsun? Bana hayatında nerede olduğumu göster. Evlen benimle. Ali, bak Fahri öleli bu kadar kısa bir zaman geçmişken afiş olmak istemiyorum. Namık'ın bugün ne dediğini duydun. Aldırdığını hissetmedim. Aldırmış olsaydım daha en başında beni holdingden, evinden, kızından, her şeyden uzak tutardı. Buna dair bir korkun, bir gururun varsa hemen çıkıp gideyim hayatından. Benimle ne duygusal ne hukuksal bir yolda yürüme. Karar verdiğinde hala benim için varsan dönerim. Tehdit mi ediliyorum? Senin için her şeyi yaptım. Seni sevdiğim için. Şimdi sen de bunun bir sevgi ilişkisi olduğunu ispat et bana. Evlen benimle. Evet ya da hayır. Şimdi durmak istiyorum. Yoksa bugün son kez buradayım. Oyun oynamaktan yoruldum. Tamam, Nikit'le konuşacağım. Konuşmuştum. Tamam, son bir kez konuşacağım. Eğer bir engel yoksa tamam. Şimdi oldu.
İş bu. Çağırmışlar, gelmişsin. Ne yapacaksın? Değdi mi bari? Halloldu mu işler? Değdi, halloldu. Çok oldu mu onlar gideli? Neredeyse gelirler. Eli kulağındadır. Üşüdün mü? Biraz. Akşam da bastırıyor. Hayır. Senin eşyalarını giymem ben. Bana çok büyük oluyor. Ya değil mi? Küçükken hep benim pijamalarımı giyerdin. Sence küçükken mi? Sen gittikten sonra da. Ne zaman? İşte sen gelinceye kadar. Niye? Evset ne kadar yıkarsa yıkasın çünkü hep sen kokuyordun. Biz seninle küs ayrıldık. Hiç görüşmedik. Ama ben seni hep çok özledim. Senin yanında çok küçüğüm ya. Böyle kollar yerlere sürünüyordu. Selvan böyle hayal edebiliyorum zaten. Ya dalga geçme. Sen küçükken de öyleydin. Ya dalga geçme. Tamam. Beni hiç arayıp sormuyorsun diye çok üzülüyordum. Özlediğini duyduğuma sevindim. Yüzüme vurmam. Tamam vurmam. Namık gelmiş. Arabası burada. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ ol Evset. Afiyet olsun. Hah, geldiler. Hala annemin evinin anahtarı bende. Elbette olacak kızım. Burası daima senin evin. Telefonum kapalıydı. Merak etmişsindir. Evet. Arada da aramadın. Annemler anlatmıştır. Bugün tatsız bir olay yaşadık. Bahsettiler. Üzüldüm. Biz de. Tahmin etmediğimiz kadar çok üzüldük hem de. Neyse. Senin toplantın güzel geçmiş. Evet, güzel geçti. Döndüğümüze değdi. Gidelim mi? Aa, olur mu? Hiçbir yere bırakma. Gelinle damat gelmiş. Yemek yemeden olmaz. Ben kalalım derim tabii. Herkesi çok özledim biliyorsun. Anne. Oh, nihayet uyandın. Hasta mısın bebeğim? Niye bu kadar uzun uyudun? Ya akşam mı oldu? O kadar uyudun mu ben? Ben geldiğimde uyuyordun. Ben geleli 2 saat oldu. O zamandan beri uyuyorsun. Hasta da değilsin ama. Geceleri geç yatıyorsun. Herhalde onun acısını çıkarıyorsun. Hiç bu kadar uyumamıştım. Biliyorsun öğlen uykularını ben hiç sevmem. Ama sana hamileyken neredeyse 12 saat uyuyordum. Hadi bebeğim yemek hazır. Hadi gel. Seninle konuşacaklarım var yemekte. Elinize sağlık. Yemek çok lezzetli. Yemekleri Melek yaptı. Eline sağlık. Eline sağlık.
Afiyet olsun. Balayınız nasıl geçti? Anlatın bakalım biraz. Aslında nerede olduğumuz çok önemli değildi. Kısa sürmesine rağmen çok güzel vakit geçirdik. Baş başa. Zülal karı çok seviyor. Bütün gün beraber karların içinde oynadık, kaydık. Bolu'ya falan dükkana giderdik. Hocası Nejat. Ne öğrendi, sondan öğrendi. Nejat'a ne kadar güzel bir hayat verdiniz. Sizin gibi bir teyzesi olduğu için çok şanslı. Babası onu terk ettiğinde ortada da kalabilirdi. Yok canım, o kadar da değil. Asıl biz onun sayesinde bu evde oturabiliyoruz. Evet. Şu an neye sahipsen babamın sayesinde. Ama ben bunu hiçbir zaman inkar etmedim ki. O senin alçak gönüllülüğün. Baban hastalandığında Belkıs'ın holdingi batırabilirdi. Sen olmasaydın bu kadar kısa zamanda toparlanamazdı. Birbirlerini ne kadar çok seviyorlar. Bazen kıskanmamak elde değil. Damat, dün evlen, bugün Nejat'tan kıskan. Valla bunca yıl sonra Feride Hanım'ı çiğner, kulaklarını çekerim senin damat. Kızma baba. Bazen gerçekten kıskanılacak kadar oluyorlar. Sana hak veriyorum Namık. Kuzen olmasalardı sen Zülal'le asla evlenemezdin. Sen onun kusuruna bakma. Melek bazen nasıl şaka yapacağını bilmiyor. Şarabınızı tazeleyeyim mi efendim? Şimdi değil kızım. Peki. Ne konuşacaksın benimle? Aslında nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Neyi? Ali. Evlilik konusunda bayağı ısrar etmeye başladım. Peki sen ne düşünüyorsun? Şimdiye kadar en küçük bir hata beni üzecek hiçbir şey yapmadı. Bu sana yetiyor mu? Yani sevgi ve aşk anlamında soruyorum. Aslında benim gibi hayatını yaşlı bir kocaya bakarak geçirmiş bir kadın aşka susamış olabilir. Ama artık aşktan çok insan ayakları üstünde duracak, kendine yetebilecek bir insan arıyor. Ali bana sevildiğimi hissettiriyor. Babam beni kızı gibi severdi. Ali beni bir kadın gibi seviyor. Aslında bunları sana söylemem doğru mu bilmiyorum. Sonuçta kızımsın. Yo, çok iyi yaptın. Ama sen kararını vermiş gibisin. Yani benim ne düşündüğümü mü soruyorsun? Tabii ki, sonuçta bu evde birlikte yaşayacağız. Senin ne düşündüğün benim için çok önemli. Bak, eğer hazır değilim diyorsan, yani hayır diyorsan gerçekten sorun değil. Bunu Ali'ye anlatabilirim. Madem bunca zaman babamla sıkıntılı ve mutsuz yıllar yaşadın, bundan sonra mutlu olmak senin de hakkın. Eğer sen istiyorsan ben durumu kabullenir, alışırım. Yine gelin. Sık sık gelin olur mu? Elbette geliriz. Artık nasılsa bir aileyiz. Sana çok iyi baksın. Eğer bir yanlış olursa da ilk benim haberim olsun. Hiç şüphen olmasın. Ben yarın yine geleceğim. Gel tabii. Aşk olsun. Randevu mu alıyorsun? İyi geceler. İyi geceler. Anne artık ondan konuşmayalım lütfen. Ama bak ben sana çok dürüst davrandım. Hı? Sana her şeyimi anlattım. Anne evlendi o artık. Çok yakında evlenmişlerdi diyeceğiz. Çünkü Zülal'in Burcu'yu öğrenmesi andaçların sonu yakın. Bugün Namık şirkete geldi.
Necat'la uzun uzun konuştular. Gerçi emin olmadan sana bir şeyler söylemek istemiyorum ama bu halin beni çok üzüyor. Konuştunuz mu? Şirkete geldi deyince hiç şaşırmadın. Halbuki onların balayında olduğunu biliyordun. Aslında biz de bugün konuştuk. Yani annen niye böyle şeyler yapıyor falan dedi. Yüzsüze bak. Yani bunu söylemeye hakkı yok ki onun. Ben senin annenim. Ben de öyle dedim zaten. Bak Nüket. Balayında bile beni aradı falan gibi ümide kapılmıyorsun inşallah. Yani namın ne mal olduğunu anladık. Yaptıklarının bedelini ödeyecek. Eğer ondan intikam almak istiyorsan Mithat'a yaklaş. Onunla gelecekte iyi bir ortak olabilirsin. Hazır Burcu'yla da işi bitirmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? Arabada da hiçbir şey söylemedin. Kafamı karıştıran bazı şeyler var. Necat mı canını sıkacak bir şey söyledi? Yo, ne söyleyebilir ki? Bilmem. Necat mı? Beni sevmiyor artık. Necat'la ilgisi yok. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Çok kötü bir gün yaşadım. Anlıyorum. Eşin olarak ne zaman istersen dinlemeye hazırım. Zülel'e ne kadar düşkün değil mi? Bence onu çok seviyor. İnşallah hep sevsin. Evlendiler. Sevecek tabii. Yoksa sen de mi kızdın bana bugün? Hani kuzen olmasalardı dedim diye. Ha. Boş ver canım. Değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine tartışmanın bir anlamı yok. Değil mi? Zaten niye o kadar kızdın anlamadım. Alt tarafı şaka yaptım. Konuştuğumuz konuları niye tekrar konuşuyoruz kızım? Orada kaldı o. Orada bitti. Anladım. Bugün hepinize ne haller oluyorsa... ne zaman ağzımı açsam fazlalık oluyorum. İyi geceler. Melek. Bırak Evset. Yarın gönlünü alırsın. Evset, benden buraya kadar. Ben artık Zülal'e yalan söyleyemem. Hiçbirimiz söyleyemeyiz. Hiçbirimiz. İstesek bile Zülal'in aklı karıştı. İçine bir şüphe düştü. Bunu silmeye çalışmak için ne vicdanımız ne de gücümüz izin verir. Bir gün bugünün geleceğini bilseydim, Melek bunları yaşamadan... sen bu kadar acı çekmeden, Zülal Namık'la tanışmadan, ta en başından söylerdim. Kızlarımın bu hale geleceğini bilseydim, özür dilerim ama söylerdim. Evset çok geç. Çok geç. Ben o günkü bencilliğimin, Evset o günkü çaresizliğinin geçmişimizin bedelini ödüyoruz. Ben neyin bedelini ödüyorum? Melek'e yazık değil mi? Eğer bunu zamanında söylemiş olsaydınız... şu an her şey çok daha farklı olurdu. Ben de Zülal'i teyzemin kızı zannedip... bunca yıl bir girdabın içine girip kaybolmayacaktım. O da benim sana karşı olan günahım oğlum. Neyse artık benim bir önemim yok. Şimdi artık sizin ne yapacağınız daha önemli.
Zülal'in kime anne diyeceği, onu kaybedeceğiniz ya da kazanacağınızın ihtimali. Bütün kalbim senin benim kızım olduğunu söylüyor. Damat gelmiş. Yemek yemeden olmaz. Ne diyorsun Zülal? Ben kalalım dedim tabii. Herkesi çok özledim biliyorsun. Birbirlerini ne kadar çok seviyorlar. Bazen kıskanmamak iyi. Damat dün evlen, bugün Necat'tan kıskan. Vallahi bunca yıl sonra Feride Hanım'ı çiğner, kulaklarını çekerim senin damat. Kızma baba. Bazen gerçekten kıskanılacak kadar oluyorlar. Sana hak veriyorum Namık. Kuzen olmasalardı sen Zülal'le asla evlenemezdin. Sen onun kusuruna bakma. Melek bazen nasıl şaka yapacağını bilmiyor. Anne çok soğuk. Donacağız burada. Gidin siz. Ben oturacağım biraz. Evset, iyi düşün. İyi düşün, iyi olsun. Anne sen hala aşık mısın bu adama? Bu kadar üzüldüğüne göre. Böyle zamanda söylenecek laf mı bu? Ben de kapılarına kadar gidip haber verdim. Bana ne ki? Allah'ın cezası adam. Melek, ağzından çıkan kulağın duysun. Elini vicdanına koy kızım. Anneciğinin senden de babandan da öncesi var. Hem adamcağız can çekişiyor. Böyle denir mi? Hele ki sen. Hayatın kıymetini dün anlamışken. Evsed'e aşıktım. O yüzden yakınınıza geldim der diye mi korktun? Yok canım. Daha neler. Allah gecinden versin tabii de. Daha adamcağızın nesi olduğunu bilmiyoruz. Öyle baygın baygın hastaneye kaldırdık. Kendine gelecek. Halil Efendi onu bulmuş götürmüş. Öğrenecek. Akıl var, vicdan var. Kendini kurtaran adama böyle bir şey söyler mi hiç? Var demişti. Benim yaşımdaymış. Keşke haber verebilseydik. Zülal.
olsaydı. Ne oluyor sana? Gel buraya. Gel. Sarılacağım sadece. Benimle ilgili olmadığına emin misin? Peki niye başkasıyla ilgili olan şeyleri konuşamıyoruz? Bana güvenmiyor musun? Emin olmadan söyleyemem. Çünkü... şimdi bir şey söylersem... haksız diyelim. Birileri güvenini sarsın. Melek mi? Enteresan bir kız. İhtimal veririm. Ama insanları diyorsun. Bugün sadece ailenin yanındaydın. Bu onlarla ilgili bir şey. Günaydın. Günaydın. Sen burada mıydın? Niye içeri girmiyorsun? Annen istemiyor. Senin rahatsız olabileceğini düşünüyor. Dün gece konuştuk biz. Bak, geçmişte çok büyük üzüntüler yaşamış. Onu üzmeyeceksin. Zamanla beni tanıyacaksın. Belki de onu en son üzecek kişi benim. Dilerim. Artık önünüzde bir engel değilim. Konuştuk biz. Teşekkür ederim. Başından beri bu olgunluğu göstereceğinden emindim. Neyse, ben yürüyüşe gidiyorum. Kapıyı çalıp ben geldim diyebilirsin. Neredeydin, ha? Tamam. Bana bırakıyorsun. Ben karar vereceğim, ha? Bütün randevularımı birkaç saate sığdırdım. Öğlen ofisten ayrılmış olacağım. Peki Necat Bey, ne zaman gelirsiniz? Yaklaştım sayılır. 10-15 dakika orada olurum. Tamam efendim. Eda Hanım geldiler de ondan soruyorum. Aa, çok erken gelmiş. Tamam, siz onu benim odama alın, ben geliyorum. Tamam. Siz buyurun, Necat Bey'in odasına geçin. Teşekkürler, geliyor muymuş? Evet, yoldaymış. 10-15 dakika içinde buradaymış. Ne içersiniz, kahvaltı ettiniz mi? Su lütfen. Tamam. Buyurun. Gerçekten söyle bak. Gitme de kalırım. Buraya işlerin yoğun olduğu için döndük. Kendimi kötü hissediyorum ama. Daha evliliğimizden ikimiz de bir şey anlayamadık. Pardon. Günaydın baba. Günaydın. Neredesin sen?
Evdeyim, sen? Şirketteyim. Çabuk gel, konuşmamız lazım. Tamam, çıkıyorum. Gördün mü? Çok iş var. Erken kopmaya çalışırım. Tamam. Ararım da. Selam söyle. Söylerim. Aa, anne. Ne evde ne şirkette durulacak gibi değil. Gelinimi görürsen biraz moralim düzelir dedim. Hoş geldiniz. Hem balayı dönüşte görüşemedik. Affedersin. Rica ederim. Canım. Bu akşam bize kal istersen. Olur. Şimdi babamla konuşurum. Şirketten çıkış saatimize göre yemek yeriz. İyi düşündün. Çok iyi olur. Olur tabii. Ben kaçıyorum o zaman. Buyurun. Çok mu gürültü yaptım ben? Çoktan uyanmıştım ben. İşine bak sen. Bitiyor zaten. Bu artık burada dursun, tamam mı? Tamam, tabii ki. Hep yanımızda, aramızda gibi olsun. Annen nerede? Mutfakta. Baban? Fırına gitti. Bu sırrı saklamak, kendimi annesi yerine koyduğum her dakikama ihanet olur. Ben de çok korkuyorum. Benim gibi bir annesi olduğunu aklına bile getirmemiştir. Bana abla bile demedi. Hep Evset dedi. Nejat, neredesin? Ya çok yaklaştım. Biraz trafik var, kusura bakma. Ama sen de çok erken gelmişsin. Acil konuşmamız gereken şeyler var. Erken burada oluyorsun diye erken geldim. Neyse. Geldiğinde konuşuruz. Laptopunu kullanabilir miyim bu arada? Evet, gayet tabii. Hadi bekliyorum. Güveniyorsan neden huzursuz oluyorsun ki?
İşte geldim. Yakalanmış gibi oldum. Ne oldu? Nejat Özel diye bir dosya var. Sana dair gizli bir şey. Ne bu acaba diye düşündürdü. İstemeden tıklamış bulundum. Neyse ki güvenlik korumalıymış. Yoksa kendimi çok suçlu hissedecektim. Affedersin. Sorun değil. Bir dakika. Mailimi kapatıp masanı geri veriyorum. Haberleri duydun mu? Evet. Sen söylemeden önce sabah gazetelerde öğrendim. Mithat sizi terk ediyormuş. Holding'in başına gelen en kötü şey. Etme bulma dünyası. Değil mi? Ama bazen kurunun yanında yaş da yanıyor. Namık da böyle olmasını istemezdi. O zaman ateşle oynamayacak. Mithat Bey benimle bile konuşmuyor biliyor musun? O kadar sevdiğim, saydığım bir insan. Yüzüne bakmaya utandım dün. Evde durum feci. Babam, annem. Hepsinin psikolojisi bozuldu. Peki plan nedir? Hisseleri devrediyor. Bizim bunu almamız mümkün değil. Belki benim almam mümkündür. Balayınız bu kadar kısa sürdü diye çok üzülüyorum. Gerçekten sorun etmiyorum. Eminim önemli bir şey için dönmüşüzdür. Evet, çok önemli bir durum yüzünden geri döndünüz. Namık'ın anlatmaya fırsatı olmadı. Belki de gizli bir şey, ben de tam olarak bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Gelinimiz olarak bilmek hakkın. Mithat Bey, Holding'den ayrılmaya karar verdi. Öyle mi? Neden? Bazen biz kadınlar daha fazlasını soramayız. Ta ki eşlerimiz söyleyene kadar. Evlilik koruması yürütmesi çok zor bir kurum. Hele ki Fırat Andaç, Namık Andaç gibi insanların karısı olmak işi iki kat daha zorlaştırıyor. Sana şimdiden bir anne tavsiyesi. Daima alttan almayı bileceksin. Yoksa bu gemiler başka türlü yürümez. Öğreneceğim. Dümeni nereye kırarsam, nereye gider daha bilmiyorum. Sen çok özel ve görmüş geçirmiş bir ailenin kızısın. Namık'la evlendiğin için o kadar mutluyum ki. Gurur duyuyorum. Annen gençliğinde parmakla gösterilen çok güzel bir kadındı. Bu arada hakkını yemeyeyim, baban da çok yakışıklıydı. İstanbul'un en tanınmış, en kıymetli antikacısı onlardı. Ben babamı hiç görmedim. Sadece fotoğraflardan hatırlıyorum. Tabii biz de o sıralar pek yakın değildik onlarla. Eşten dosttan duymuştuk. Baban öldüğünde annenin işlerden elini ayağını çektiğini. Hatta bir ara galiba Ayvalık'a taşınmıştı. Evet, öyleymiş. Ayvalık'ta doğmuşum ben. Bak bu bayağı büyük bir sürpriz olmuştu. Babanı kaybettiğimizde annenin hamile olduğunu bilmiyorduk. Sonra İstanbul'a güzel mi güzel minicik bir kızla dönmüş. Yarın uğrayacağım demişti ama. Ben arayamam. Nelere mal olduğunu gördün mü? En kısa sürede bir ortak bulamazsak battığımızın resmidir. Farkındayım baba. Farkındayım demekle olmuyor bu işler. Başında fark edeceksin bu işleri. Peki Zülal'e bir şey anlattın mı? Tabii ki hayır. Ne diyecektim? Senden önce Burcu'yla yasak ilişki yaşıyordun mu diyecektim? Bunu bir başkası söyleyeceğine senin söylemen çok daha doğru olur. Nejat gibi konuşma baba. Baksa çoktan tehdit edilmişiz bile ha. Zülal'e ondan önceki bir macerayı anlatmak sadece suyu bulandırmak olur. Ama bunu bir başkası anlatacak olursa ortada bulanacak su da kalmaz. Çapkınım diye geçiniyorsun ama kadınları hiç tanımamışsın. Bak bu olayı bir başkası anlatacak olursa katiyen kendisinden önce yaşandığına inanmaz biliyor musun? Farkındaysan bu holding daha dün bitti. Bak
En iyisi akşam yemekte ben konuyu üstürüp mutlu biçimde açayım. Bu belki anlatmana yardımcı olur. Bakma öyle. Bu evliliğe gölge düşecek olursa sadece Zülal'i kaybetmekle kalmayacaksın. Nejat da elimizden uçup gidecek. Şu anda tek can simidimiz Nejat'la Eda'nın ortaklığı. Bunu sakın unutma, sakın! Gelmedi. Aramadınız mı? Yok, aramadık. Yeni evli. Bir programı çıkmıştır şimdi. Ben arayayım mı? Hiç olmazsa gelip gelmeyeceğini öğreniriz. Geleceğim demişti çünkü. Ara tabii kızım. Onun geleceğim deyip de gelmediği hiç olmamıştır. Feride Hanım, ben bunları bıraktıktan sonra arabayı servise götüreceğim. Servis lambası yanıyor. Tamam, götür Halil Efendi. Dışarı çıkmayacağız bugün. Arabaya ihtiyacımız yok. Evdeyiz. Size bir yardımcı bulmamız lazım. Evet, Namık'la konuştuk. Bildiğin biri yoksa ben araştırayım. Beğenirsen alırsın. Olur. Ben doğduğumdan beri hep Evset vardı. Nasıl bulunur, nereden bulunur hiç bilmiyorum. Ben hallederim. Telefon mu çalıyor? Evet. Efendim? Zülal, benim Melek. Hani gelecektin? Hepimiz seni bekliyoruz. Jale Hanım'la birlikteyiz, oturuyoruz. Namık'ın annesi oradaymış. Çıkamadın yani. Hı hı. Evdekiler. Çok selamlar. Çok selam söylüyorlar. Söylesene annen de gelsin akşam bizle. Bir konuşayım mı? Melek, annemi verir misin? Sizi istiyor. Zülal mi? Zülal'cığım. Benim Jale, Feride Hanım nasılsınız? Bizler iyi, sizleri sormalı. Malum, herkes gibi biraz sıkıntılarımız var ama ayakta kalmaya çalışıyoruz. Nejat bahsetti biraz, işlerle ilgiliymiş. Aman cana gelmesin. Öyle tabii. Gelinimizi yemeğe çıkaralım dedik. Siz de gelirseniz seviniriz. Bilmem ki. Kayınvalidesi ve kayınpederiyle çıkması daha iyi değil mi? Rica ederim. Olur mu öyle şey? Hadi çok ciddiyim. Bekliyorum. Ama ne olur bu sefer yalnız gelin. Çocuklarımıza baş başa kalalım. Yani Evsetleri falan takmayın yanınıza. Zaten evli içinde hep dibinizdeler. Bari dışarıda bir gün yalnız kalın kızınızla. Hadi. İtiraz istemiyorum. Bekliyorum. 8-8.30 gibi kulüpteyiz. Peki, akşam olur tekrar konuşuruz Jale Hanım. Teşekkürler. Görüşürüz. Gelemiyor mu? Yemeğe gidiyorlarmış. Bana da gelin diyorlar. Gözlerimi alamıyorum. Sağ ol be oğlum. Ailemize asil bir gelin getirdin. Teşekkür ederim. Ben iltifat etmiyorum kızım. Gerçekleri söylüyorum. Ayrıca oğlumu adam ettiğin için ben sana teşekkür ederim. Ama bak şimdi. Bak yavrum. Tecrübelerime dayanarak konuşmak istiyorum seninle. Kadınlar bazı şeyleri sonradan öğrendiği zaman çok huzursuz olurlar. Yani ne bileyim, Namık utanır, açılamaz sana filan. Bak ben seni öz kızım gibi seviyorum. Eğer sen de benim bir baba olarak bilirsen bazı şeyleri baştan konuşmakta yarar.
Senden önce Namık'ın hayatında bir sürü evli beter kadın oldu. Yani kimler, ne isimler söylesem aklın durur. Namık'ın geçmişi benim için önemli değil. Akıllı kadın. Kendine güveniyor. Aferin Zülay. Hele içlerinde bir burcu vardı ki. Çocuğun yakasına bir yapıştı. Yani anlatsam hayret edersin. Hangi burcu? Bildiğimiz burcu mu? Ta kendisi. İtat'ın karısı. Yani Namık onu başından atana kadar çok uğraştı ama... ...kadın da giderken holdingin kısmen başını yedi. Ciddi misiniz? Çok mutlu görünüyorlardı. Kadınları benden iyi tanıyorsunuz. Bazıları gerçekten şeytan olabiliyor. İnanamadım. Hiç öyle bir kadına benzemiyordum. Ortaklığınızın bitmesinde bir ilgisi var mı? Olmaz olur mu? Tabii ki var. Mithat karısının ne mal olduğunu öğrenince... ...Namık'tan uzak tutmak zorunda kaldı. Çekti gitti. Nereden? Ama eski bir olay. Nasıl yeni öğreniyor? Belkıs Hanım'ın marifeti. Burcu ile spor salonunda karşılaşmışlar. Burcu ona açılmış. O da soluğu Mithat'ın yanında almış. O kadın tam bir ruh hastası. Neyse. Böyle insanlarla bağları koparmak gelecek için en iyisi. Kesinlikle. Kesinlikle. Hoş geldiniz. Ne alırdınız efendim? Garip olmadı mı böyle biraz? Annemlerle Zülerler kulüpte. Biz buradayız. Ya. Dün akşamki yemeğe bile zor katlandım. Artık Namık'ın yüzünü görmeye bile tahammülüm yok. Neyse, senin kardeşin. Seninleyken bunu konuşmak istemiyorum. Bence de. Bırakalım Namık'ı. Nejat. Sana karşı açık olabilir miyim? Lütfen. Ben sana karşı öyleyim. O kadının gerçekten uzaklarda... ...gerilerde bir yerde kaldığına emin misin? O kadın? Hani senin o çok sevdiğin. Herkesin hayatında bir tane olan. Evet. Artık çok uzaklarda. Çok geride kaldı. Doğru. Niye sordun? Sadece bir soruydu. Boş ver. Bence sadece bir soru değil. Bir şey fark edecek mi? Eda, birbirimize oyun oynamayacak kadar yakınız. Aramızda dile dökülmemiş bir şeylerin olduğunu farkındayım. Daha fazla ileri gidemem. Bana göre bir şey değil. Biliyorum. Sende en küçük bir işaret yakalayamıyorum. Merak etme. Bunu içimde halledebilirim. Bu arkadaşlığımız ve iş ilişkimiz dışında tuttuğum, eğer karşında bir duvar varsa bitirebileceğim bir şey. Sen çok hoş. Birlikte zaman geçirmekten çok hoşlandığın bir kadınsın. Tamamen benim kendimi hazır hissetmememle ilgili bir şey. Eğer bir gün olacaksa... ...bu sen olacaksın. Feride Hanım geliyor. Aa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Feride. Çok hoşsunuz. Sizi görmek ne güzel. Teşekkür ederim. Yavrum. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk. Yalnız mı geldin? Taksiyle gel. Esitlere çok selamım var. Thank you.
arada Nejat nerede? Bize katılmayacak mı? Nejat yok. Eda ile yemeğe çıkacaklarmış. Aa, biz bunu bilmiyorduk. Onlar da bu aralar hiç ayrılmıyorlar. Dilini ısır oğlum, dilini ısır. Yani maşallah arkadaşlıkları da ortaklıkları da çok iyi gidiyor. Feride Hanım, yanlış anlamazsanız bir duygumu sizinle paylaşmak istiyorum. Ben şahsen onları birbirlerine çok yakıştırıyorum. Onları da sizin gibi görsem mesela. Ah, keşke. Nükhet. Nükhet'cim. Nükhet. Gelince beni ararsın. Tamam oğlum. Zülal. Merhaba. İşe mi gidiyordun? Evet. Sen de bizimle kalsana biraz. İçinde ayrılıyoruz. Bunu verip vermemek size kalmış. Teşekkür ederim. Ayrılmadan vedalaşmaya geliriz. Bekleriz. Thank you.
bunlar... Babanın sana vasiyetiymiş. Baba. Senin de dünden beri kuşkuya düştüğün gibi... Esed'in doğurduğun... Beni büyüttün. Esed'den evlat kıldım.